Selam arkadaşlar. Şu anda bayağı tehlikeli yollardan gidiyorum. Buraya Google Maps soktu beni. Normalde Google Maps'i severdim ama şu anda değişik yollara girdim. Şu an açı maçı bakmıyorum. Onu söyleyeyim. Bir dakika bir ara vereyim. Kardeşim ne haber? Ya öyle ya yok da çekimdeydim de öyle saçma sapan yerlere girdim ki anlatamam sana ya. Yemin ederim her yerde tır yasakları var. Neredesin? Ya bu Baden o taraflardayım. Baden mi ne? Ne diyor? Von Gilt nur für Wohnwagen Anhänger zu Sart Geschäft. Aus Gönemen Baden. Valla çok karışık yerlerdeyim ya. Şuraya baksana. Nereye gidiyorsun ki sen? Ya Maps beni götürüyor bir yerlere de. Şeye mi gidiyorsun sen? Linz'e taraf gidiyorum aslında. Baden o taraflardayım. Var ya Scheiße yani. Böyle bir şey olamaz ya. Ulan var ya. Dağlık mağlık buralar berbat ya. Sen o Alland'dan paralel getiriyor. Alland'dan getiriyor. Alland'dan. Sıkıntı mı? Döneyim mi? Yok. Paralel getiriyor seni. Ya otobüs şoförü tır yasakları var. Otobüs şoförlerini durdurup sordurdum. Dediler ki yolda bir şey yok gidebilirsin ama yol şu an çok karlı. Allah Allah. Baksana abi. Aman. Dur ben seni normal arayayım. Elinde tutma telefonu. Tamam. Alo. Kardeşim. Nasılsın? Evet arkadaşlar. Burası karkış kıyamet şu anda. Yollar falan bayağı kayıyor. Kaygan yani. Yavaş yavaş gidiyorum hani bir sıkıntı olmasın çünkü araç da yüklü. Bir de öyle tır yasaklarının olduğu yerden soktu beni. Google'un navigasyonunu dinledim. Bu yolu bilenler bilir. Baden istikametine 210 numaralı yol. Buradan bizi böyle dağlık yerlerden soktu. Buralar da temizlenmemiş arkadaş. Kar da bastırdı. Böyle bir şey olamaz ya. Tır yasakları falan var. Ya keşke girmeseydim diyorum. Hatta benim normal navigasyonum da şey yapıyor. Ne derler? Hani geri gönderiyor ya da bu yoldan gidiyorum ama nokta 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 şeyleri var. Ulan tehlikeli ha. Yokuşluk bir yeri varsa kesinlikle. Sıkıntı olacak. Zincir gerekebilir yani. Böyle bir durumda ama dağlık baksanız her yer dağlık. Şimdi dağdan çıkacağız. Vallahi buradan biraz zor çıkarız gibime geliyor. Patinaja düşebilir araba. İnşallah öyle bir durum yaşamayız ya. Vallahi. Ya her yer dağlık. Sağ sol dağ. Virajlı onu geçtim. Tır yasağı var. Yanlışlıkla girdim. Çıkamıyorum da dönemiyorum da her yer kasaba. Dönülecek bir yer de yok. Bayağı da geldim. Hadi şuradan dönerim, ileriden dönerim, buradan dönerim. Yok hiçbir yerden dönemiyoruz. Sakat. Allah'tan araba ağır biraz da şey olmuyor, o kadar sarsılmıyor. Hızımı da çok da düşürmek de istemiyorum. Bu sefer bir yerde kalırız malırız. Yani yol şu anda hiç temizlenmemiş. Bu yolda şey de yok. Tuz da yok. Çünkü dağ yani. Allah'ın dağı burası. Normal ana yolları yapıyorlar. Buralara zaman kalmıyor adamlardan.
Halil'e az önce Halit Can'ı aradım. Dedi yapma ya, o yola mı girdin hani? Seni biliyorum nereden getirdiğini dedi. O da bu yollara girmiş. Bir şey olmaz falan dedi. Beni biraz rahatlattı. Ya sıkıntı yok. Yani şeyde sıkıntı yok. Ama kar yağıyor ya hani, kar yağması işi ekstra sıkıntı yapıyor. Ha şuradan dönerim, ha buradan girerim derken Heiligenkreuz. Buradan büyük ihtimal çıkartacak beni otobana. Bu devam et diyor da Heiligenkreuz'tan devam ederim ben ya. Burada hala yasaklar devam ediyor. Abi şu yollara bak ya. Oo, arkamda da bir tane galiba tır vardı. Allah Allah, sonumuzu hayır etsin yani, ne diyeyim. Ya buradan da çıkartıyor 2.9 kilometre sonra. Ya işin kötü yanı şimdi bilmediğimiz etmediğimiz yerler. Lon. Nasıl kaydı gördünüz mü? Allah korusun ya. Böyle bir şey olamaz ya. Var ya. Şurada yavaş yavaş gidelim de. Akşam var ya, olacak işte, yemin ederim ya. Vallahi acayip. Bari yavaş yavaş gidelim de, Dorse acayip oynamaya başladı. Bu karda kayan tırı ilk çektiğimiz anlar aklıma geldi. Şu anda aynen onun gibi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah bir durum olmaz. Şu yol bir otobana çıksın da vallahi rahatlayacağım ya. Ha buralar çok felaket kar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya buraları insan temizler ya. Böyle yol mu olur arkadaş? Allah, yokuş çıkıyorsun deme sakın. Allah, yokuş mokuş çıkamam ya şu anda. Az önce frene de basmadım. Yani işin kötü yanı, frene de basmadım. Yavaş yavaş gidiyorum yani. Kendi hızımı koruyorum. Bu arada şu kameraya bakayım, çekiyor mu ya? Çekiyormuş. Tekrar takalım. Çünkü çok az hafızası yoktu kameranın. Otoban bu yönde diyor. Hadi inşallah ya, var ya. Arkadaş hakikaten bu keşke de girmeseydim ya. Çok tehlikeli şu yol. Dorsayı bir kaptırdın mı yandın. Kendi kendine kayıyor arabaya. Bu ne be kardeşim ya. Aha. Polis mi? Ha, Foyever gidiyor. Kesin biri kaza yaptı. Arkada bir durum oldu. Allah korusun ya. Gerçekten çok aşırı kaygan ya şu yol. Yani böyle bir şey olamaz ya. Şuradan bir çıkalım da bitmedi arkadaş ya. 2.9 kilometre diyordu, bitmedi ya bu yol. Şuraya bak ya. Ulan ne olmuş arkadaş ya? İnsan buralara bir tuzlar, bir temizler ya. Tırı geçtim, normal araba için bile sıkıntı vallahi. Direksiyonu şey tutuyorum yani. Az önceki gibi kaymasın diye. Zor toparladım çünkü. Bir de sağda solda evler var. Allah korusun yani. Dorse evin birine de girebilir. Riskli. Ya biraz daha şimdi normalde sürüş zamanım kısıtlı. O yüzden böyle yapıyorum. Yoksa bu yola girmezdim. Bir de bilmiyordum. Otobana falan çıkartacak zannettim.
Dedim ki ya biraz daha bari erken giderim, hani hızlı giderim. Kilometre de az. Firma şeyden de hani ne derler? Biraz tasarruflu olsun. Ya karşıdan da geliyor. Vallahi sıkıntılar olmuş. Büyük sıkıntılar olmuş olabilir. Bu da yavaş gidiyor. Foya ver. İtfaiye yani. Vallahi sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı yani. Şöyle şuralarda falan bayağı yavaş gitmemiş. Jilet gibi kaygan ya. Jilet gibi. Geçin. Sıkıntı ya. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Sonunda güzel bir yola çıktık arkadaş. Bak buraları temizliyorlar. Lan araba da durmuyor arkadaş. Oo, bu tepeye nasıl çıkacağız? He, burayı çıkamayız. Hadi lan. Adam durdu, çıkamazsın dedi bu yola. Yürü lan. Abi hiçbir şey yapmamışlar ya. Ne tuzlama var ne bir şey arkadaş. Böyle bir şey olamaz ya. Lanet gelsin buranın yoluna ya. Baksana araba kayıyor diyor. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi ya. Var ya böyle bir şey olamaz ya. Şuradan bir çıkayım. Yemin ederim. Hadi lan Scania. Göster Scania'lığını. İnsan bir tuzlama yapar ya buraları. Lan dağ mı yokuş? Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. Gelme, sollama, gelme. Şu dörtlerimi yakayım lan. Sollamayın beni, çok kötü kayıyor. Sollamayın abi.
Lan 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 kayma lan. Bu ne arkadaş ya? Böyle bir yokuş olamaz ya. Gazı da öyle bir ayarlamaya çalışıyorum ki yani. Uy 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 uy. Lan nasıl kayıyor, dorsaya bak. Hayatımda böyle bir yola girdiğimi hatırlamıyorum ya. Hadi Allah'ım inşallah çıkarım ya Rabbim şuradan ya. Lan 1.9 kilometre diyor ya. Gazı sabit tutuyorum ki ya. Lan bir düz yola çıkart beni ya. Hadi lan az kalmış otobana ya. Aslanım Scania lan. Yürü lan. Çekiyor mu? Çekiyormuş. Yürü lan Scania. Yürü lan, en son defa yapmıştım böyle. Bırakmadın beni lan. Helal olsun sana be. Zincirsiz çıktın lan. Yürü be. Çık lan, daha çıkmadın gerçi. Çık. Ama çok kayıyor arkadaşlar. Yemin ederim var ya. Direksiyonu, yemin ederim direksiyonu zor tutuyorum ya. Lan lan. Yavaş yavaş yavaş. Ya yavaşlamak da istemiyorum çünkü yavaşladın lan. Şey yapacak araba. Hadi lan, 1 kilometre kalmış. Dayan. 900 metre. Son düzlük. Arkadaşlar YouTube'dan takip etmeyi, Instagram'a da gelmeyi unutmayın. Ben burada frene basmayayım. Lan durmuyor araba. Araba durmuyor. İnanamıyorum ya. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Lan yemin ederim. Eğer bir daha bu Google Maps'i ya şimdi büyük konuşacağım. Ya bu Google Maps'i var ya. Ya böyle bir şey olamaz. Tamam araba navigasyonu da kardeşim. Araba durmuyor ya. Frene basıyorum araba durmuyor ya. Pompalıya pompalıya tabi. Hadi lan inşallah otobandır. Şu yol inşallah otobandır. Yok herhalde otoban değil ya. Ulan zincirsiz çıktın ya. Helal olsun sana. Boşuna ya, DAF da çıkmıştı. Basma frene, önümdeki basma. Retarder de deneyelim. Kardı retarder. Kaydırdığı yok. Aha kavşağa geldik. En sevmediğim kısma. En sevmediğim kısma geldik. En sevmediğim kısımdayız. Ulan bu da mı yokuş? Ulan ne zaman çıkacağız biz bu otobana? Of. Şuraya bak arkadaş ya. Yemin ederim yani. Böyle bir şey olamaz ya. Ulan bu kadar dilim damağım kurudu ya. Çok stres yaşadım gerçekten.
araba patinajı çıka çıka yani sürekli teker sürekli patinajda. Ama Allah'tan ki toprak zemin değil, asfalt zemin. Yani bayağı da dikti yokuş. Ona rağmen yine de şey yaptı yani araba. Vallahi ben şaşırdım. Ben kesin kalırım dedim yani. Cidden o gözle baktım yani. Kalırım dedim yani. O bilmiyorum kaçıncı dakika oldu da ama bir ara dedim kaymayı boş ver hani kaymayı geç. Dedim ki bu tır kalır buradan çıkamaz dedim yani. Dedim herhalde uğraşacağız zincir mincir. Helal olsun be sana. Arkadaşlar yine istemeden de olsa sevdiğiniz yani ben zorluk çekiyorum ama sizin sevdiğiniz tarzda bir video geldi. Ben dedim ben aslında video çekmeye niyetim yoktu çünkü bayağıdır gittim o yollardan. Şey olarak bayağı devam ettim. En son Halit Can'la konuştum. O da oradan mı girdin deyince öyle bir şeyler. O zaman dedim demek ki bir sıkıntı var. Oradaki araba da şey yaptı bana. Durdu. Buradan çıkamazsın dedi. Hiç gitme diyecekti. Yanımda durdu ama artık orada duramazdım. Adamla konuşamazdım. Çünkü artık ne derler? Orada durursam tamamıyla kalacağım yani. Otoban da berbat durumda yani. Otoban da şu anda kötü durumda. Allant işte Allant. Bu yolu bilen bilir. Ben ilk defa geçtim. Dedim madem girdik hani o zaman bir bari videoyu başlatayım. Bir de şunu da düşündüm açıkçası gerçekten. Videoyu başlatınca bende böyle bir şans oluyor. Ve Allah'ın izniyle hep üstesinden geliyorum yani. Çıkıyorum. Bilmiyorum bir totem midir? Başka bir şey mi? Ama çıkıyorum yani. O yüzden dedim videoyu başlatacağım dedim. Halit Can'la da konuştuk çünkü. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Ya ben şimdi stres yaşamak istemedim yani. Zaten sürüş saatim de fazla kalmadı. Problem yaşayacaktık ama helal olsun gerçekten. Ya daha önce de böyle bu tarz tecrübelerim oldu. O yüzden hani az çok nasıl süreceğimi de kardana yani nasıl kullanılacağını az çok tecrübe ettim. Önceki zamanlarda. Biraz oradan biraz buradan ufak tefek işte bir şeyler yapa yapa çok fazla tabii gaza şey yapmadan bir şekilde üstesinden geldik ama normalde keşke girmeseydim yani. Belki siz güzel video izlediniz ama bayağı stres yaşadım. Neyse artık olan oldu umarım yani artık dilim varmıyor ya güzel bir video olmuştur. Yani bunlar böyle bu tarz şeyler bilmiyorum. Yapacak bir şey yok ama Allah'ın izniyle çıkabildik. Yine de az da olsa bir soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Biraz tabii heyecan yaptım ya. Biraz da bayağı heyecan yaptım ama neyse ki şu anda otobandayız. Bir de o yolda bayağı sıkıntı yaşardık. Tır çıkmazdı. Bir de olduğu yerde durur muydu? Geri geri kayar mıydı? Yani Allah korusun her şey olabilir. Orada birkaç kere zaten Dorsen'in kıçı kaydı yani sağa sola. Orada evler falan vardı. Riskli yani. O yolda normalde saat yani tır yasağı yok. 10'la 6 arası girmek yasak. Şu anda saat 8'e 11 geçiyor. Yani gece 10'la akşam 10'la sabah 6 arası o yolu kullanamazsın. Ama zaten sıkıntılı yollar. Bir de kar yağmış. Hakikaten sıkıntılı yollar. Normal giderken bile yani sıkıntılı. Ya bu da diyor zincir diyor takın diyor. A21. Zincir takma alanı varmış. Neyse arkadaşlar. Hala çekiyor mu bilmiyorum ya. Çekiyormuş vallahi. Şeyde son şeyde buna kullandık. Ne derler? Son hafızayı da hafızayı bitirmişiz. Son hafızayı da buna kullandık. Artık her şey Allah'tan ne diyeyim yani. Olan oldu bir kere yani bunun geri dönüşü yok arkadaşlar. Hepimizin başına gelebiliyor böyle şeyler. Ne yapalım? Yani geri dönecek bir alan yoktu yani. Ben de istemezdim bu yoldan gitmeye ama riskli sonuçta tır kalabilir. Orada polis gelse bir sürü bir ton sıkıntı uğraş. Yok arabayı çektirme parası bilmem ne. Bir sürü cart çut yani. Sıkıntılı tabii yani. Sıkıntısız bir şey değil ama Allah'ın izniyle üstesinden geldik. Oo yine kayıyor bak. Abi bu Avusturya bu konuda zayıf ya. Ne zaman böyle yerde kar olsun çekemeyecekleri derecede 2-3 saat 4 saat aralıksız lapa lapa kar yağsın Avusturya'nın işi bitti yani. Neyse arkadaşlar. Aslında videoyu da kapatmak istemiyorum. Bitene kadar bu videoyu devam etmek istiyorum ya.
bitene kadar, kapanana kadar